Erdoğan MHP'ye ne isterse veriyor. Bırakın ortaklıktaki payını veya her şeyin yarısı prensibini, MHP'nin bazı kadrolarda ve ganimet paylaşımında tulum çıkardığı dahi oluyor. İktidarı ümüğünden yakalayan sıkleti ne olursa olsun parsayı toplayabilir. Gücü sınırsızdır. Şimdi kasedi başa saralım. Sedat Peker'in koruma kararı ne zaman kaldırılmış? Eylül 2019. Peker ne zaman yurtdışına çıkmış, Şubat 2020. Alatin Çakıcı ne zaman tahliye edilmiş? Nisan 2020. Peker’in bir süre oyalandığı kandırıldığını anlayınca yurt dışına çıktığı, video çekmeye başladığı, Videoları durdur çözeceğiz. mesajı üzerine bir umut beklemeye geçtiği, Nisan 2021 tarihi verilince ailesini önden memlekete yolladığı, Nisan'da ülkeye dönüş beklerken evinin basılıp eşi ve çocuklarının korkutulduğu anlaşılıyor. Bitmedi. Eşi ve çocukları Dubai'deki Peker'in yanına dönebildi, ülkeden çıkışları engellenmedi. Ve Peker ikinci video serisine başladı. Arada ulaklar gitti geldi, Peker pazarlığa açık göründü, önceleri belli mevzulara özellikle girmedi. Bütün bunlar kurgu olabilir mi? Olabilir. Yani Peker özellikle kızdırılıp birilerinin üzerine salınmış olabilir mi? Olabilir. Peki Peker'le tekrar pazarlık mümkün olabilir mi? Bu da olabilir. Ancak şu ara pazarlığın tek taraflı yürüdüğü anlaşılıyor. Çünkü unutmayın. Peker'i Balkanlarda ve daha sonra Fas'ta paketlemek için operasyon üzerine operasyon yapıldı, sonuç alınamadı. Yani Peker'in Tayyip abisine güveni o zamana kadar sarsılmadıysa bile o gün kopuş oldu. Peker videoları çekmeye başladıktan sonra pazarlığa açık göründü, aracılarla görüştü. Ancak bir biçimde masayı devirmesi gerekiyordu. Süleyman Soylu'nun kendine pislik demesini fırsat bilip masayı devirdi. Görüşmeleri kaydetmeye başladı. Yayınladığı iki görüşme bunu teyit ediyor. Mayıs 2020 öncesindeki görüşmeleri kaydedip etmediğini bilmiyoruz. Böylesi açık bir harbi ne zaman tasarladığına bağlı. Gemileri yakma kararı evinin basılmasından daha eski değilse eski görüşme kayıtları olmayabilir. Erdoğan artık ne yaparsa yapsın gündemi belirleyemez oldu. Ne laflarına ne de müjdelerine inanç kalmadı. Haftalar sonra muhalefet liderlerini tehdit ettiği gün peker belaltı tweet'i ile tekrar liste başı oldu. Sedat Peker Mayıs başından itibaren çekmeye başladığı videolarda bilinçli bir strateji götürdü. Pazarlık görüşmelerini kritik noktaları tutan kişileri düşürmek için kullandı. Başarılı da oldu. Soylu Tuğla'nın kendi olduğuna erken uyandı. Onu Bahçeli ve Erdoğan takip etti. Üç hafta boyunca pazarlıkla sonuç alabileceklerini sandılar. Zaman kaybettiler. Ya da ne yapacaklarını bilemediler bu süre boyunca. Bilmiyoruz. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim diyen Erdoğan tufaya geldi. Artık raconu başkası kesiyor. Peker yalnız değil bir stratejisi var emin adımlarla yürüyor. Olay Ankara için geçiştirilemeyecek kadar büyük ve bunu epey geç anladılar. Peker'in Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetine dair ihbarı dönemin aktörlerince doğrulandı. Bunları iyi not edin. Ankara tsunami'yi gördü görmesine de dalgalar kıyıyı vurmaya başladı. İnsanlar kaçışıyor.